Evet saygıdeğer izleyenler, Kars'ın değerleri ve Kars olay ortaklığında Kars İl Başkanları özel videomuza hoş geldiniz. İl Başkanları özel videosu diyorum çünkü bir aksilik olmazsa bütün il başkanlarımızı sırasıyla yayınımıza konuk etmek istiyoruz. Bugünkü bu videodaki konuğumuz ise Saadet Partisi İl Başkanı Sayın Erkan Uslu. Erkan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Erkan Bey, şimdi direkt şöyle bir soruyla başlayalım. Ardından zaten gündemdeki meseleleri, seçim dönemlerinde yaşananları sırasıyla değerlendireceğiz. Ama öncelikle Erkan Uslu kimdir sorusuyla başlayalım. Kısaca. Öncelikle size teşekkür ediyorum bize konuk ettiğiniz için. Erkan Uslu 1978 doğumlu. Kars'ta doğmuş büyümüş. Kars Mama Tip Sesi mezunu ve 3 çocuk babasıyım. Ticaretle uğraşan, yaklaşık 5,5 yıldır da Saadet Partisi İl Başkanlığı yapan birisidir inşallah. 5,5 yıldır il başkanlığı yapıyorsunuz. Evet. Yani 24 Haziran genel seçimlerinde de 31 Mart yerel seçimlerinde de şehrimizin Saadet Partisi İl Başkanı sizdiniz. Evet. O zaman 24 Haziran genel seçimlerini konuşalım isterseniz biraz. O dönemde özellikle Saadet Partisi'nin Saadet Partisi şu haberle gündeme geldi. Adayı Sezgin birinci sıra adayı istifa etti, AK Parti'ye geçti. Son bir hafta kala seçime evet. Değil mi? Evet, evet. İstifa evet. Edip AK Parti'ye geçti. Bu nasıl gelişti? Bunun perde arkasında neler yaşandı? Kamuoyu pek bilmiyor da bu meseleyi. Şimdi Sezgin Yıldız zaten bizle alakası olmayan bir arkadaştı. Seçim dönemi bize başvurmuş. Aday adaylığı başvurusunda bulunmuş genel merkeze. Tabii ki biz bunu aday olarak kabullenmedik ama son dakika artık gelecek adayımızda bir sıkıntı çıkınca Sezgin Yıldız'ı aday yaptık. Birinci sıra aday. Birinci sıra aday yaptık. Aday yaptıktan sonra birlikte yaklaşık 20-25 gün çalıştık. Yani gittik ilçelere, illere, Kars merkezde esnaf ziyaretlerini de yaptık. Son bir hafta konuşmalar başladı. Biz amcasından duyduk bunu tabii ki istifa edeceğini. Sezgin Yıldız o gün kayıplara karıştı. O gün itibariyle biz gece saat 1 sıralarında Kars merkezde herhangi bir kafede gördük. Tabii ki arayışımızın sonucunda. Kendisiyle görüştük. Görüştükten sonra ben kesinlikle istifa etmiyorum dedi. İstifa sebebim de yok. Ben herhangi bir şey yapmıyorum. Bize bir söz verdi. Biz normal rutin çalışmamıza devam ettik. İstifa etmeyecek gibi. İstifa etmeyecek gibi. Normal. Biz cuma günü bunun haberini aldık. Cuma günü görüşmelerimizi yaptık. Cumartesi, pazarda biz rutin çalışmalarımızı devam ettirdik. Pazartesi itibariyle Sarıkamış'ta bir esnaf ziyaretimiz vardı. Ben biraz erkenden gitmiştim. Biraz bekledikten sonra yani biz orada Sezgin'i beklerken o anda şey aradı bizi. Güvenlik Şube Müdürümüz. Başkanım dedi istifa etmiş şeyiniz, milletvekili adayınız. Yalnız siz tehdit ediyormuşsunuz dedi. Daha sizin istifadan haberiniz yok. Haberimiz yok dedim ki öyle bir şey yok. Biz şu anda Sarıkamış'ta seçim çalışması yapıyoruz. Bizim herhangi böyle bir istifamız da yok. Daha sonra işte, sosyal medyayı açtık. Arkadaş canlı yayında istifa ediyoruz. İstifa ettikten sonra da yapılacak bir şey kalmadı. Biz Kars'a döndük. Kars'a döndükten sonra o gün zaten basın açıklamamızı yaptık. Onlara karşı. Süreç bir şekilde devam ediyor. Saadet'in, özür dilerim Ali. Saadet'in oyları hani hep böyle oldu. Şey oldu mu? Yaradı mı o zaman? Hani istifa kaydı mı blok olarak? Birinci sıradaydı sonuçta. Şu şekilde yani bize fazla bir etkisi yoktu. Zaten Sarıkamış Kazmanlıydı. Kazman'da evet. Da o zaman Ahmet Aslan Bey bakanlık döneminde hem de adaydı. Oradan bir şey getireceği yoktu. Zaten bizim standart oyumuz orada 100 küsür. Yine 100 oyumuzu aldık yani. Değişen hiçbir şey olmadı. Yani bir kaybı olmadı. Bir kaybımız olmadı orada herhangi. Sezgin Yıldız da zaten başında da söylediğiniz gibi Saadet Partisi ile alakası olmayan bir şey. Ama orada biraz çelişki var. O zaman şöyle Saadet Partisi ile alakası olmayan ya da partili olmayan emek vermeyen hep partiler öyle der ya. Biri nasıl oluyor da birinci sıra şimdi, şey oluyor? Bir burada bir şey olmuş oluyor o zaman. Çelişki olmuş oluyor. Biraz partinin aşağıda olması insanların ilgi göstermemesinden dolayı başvurmuş. Zaten bu planlı bir başvuruş olmuş. Sizi kesin aday yaparlar. Aday olduktan sonra da istifa edersiniz. Bu
farklı isim vermeye gerek yok. Yani farklı insanların mercayla birleştirip bu şekilde aday olarak önümüze sürdüler. Zaten son dakika dikkat ederseniz. Proje miydi başkan? Yani size kumpas. Şimdi kumpas bu bir proje miydi? Şöyle söyleyeyim. Zaten saat 4'e kadar ben Sezgin Yıldız'ın adını açıklamadım. Herkes AK Parti dahi adayını açıkladı. Saadet Partisi'nin adayı açıklanmamıştı. Çünkü bizim İstanbul'dan gelecek adayımız vardı. Kars'ta Sarıkamışlı bir arkadaşımız. Onun son dakika evraklarının yetişmemesi. Elimizde olan malzeme de bu olunca direktmen onu kullandık. Sonra o zaman 24 Haziran genel seçimlerinden biraz 31 Mart yerel seçimlerine aynen, gelelim. Aynen. 31 Mart yerel seçimlerinde de Şenol Bey adayınızdı. Seçim sonuçlarında da 221 oy aldınız değil mi? Doğru. 6. sırada da seçimi tamamladınız. Doğru. Siz bunu hezimet olarak kabul ediyor musunuz? Ya da eğer hezimetse bunu geri çevirmek için ya da güçlenmek için bir tavan oluşturmak için ne gibi çabalarınız var? Ne gibi çalışmalarınız var? Hezimet olarak görmüyoruz. Çünkü biz insanlara bizim görevimiz tebliğ etmek. Biz herkese tebliğimizi yaptık. Çalışmalarımızı da yaptık. Esnaf ziyaretimizi yaptık. Evvel ziyaret yaptık. İnsanların bize karşı teveccühü güzel. Yalnız biz bunu genel başkanımız da dediği gibi biz oya yansıtamıyoruz. Oya çeviremiyoruz. Oya çeviremediğimiz için bir hezimet sanmıyoruz. Bizim için başarıdır. Nasıl başarıdır? Bizden daha güçlü bir aday vardı. Vatan Partisi'nin adayı. Belediye evet. Başkanlığı yapmış. Bizim altımızda kaldı. Yani bizim için bu başarıdır bize göre. Ama genel olarak Karşıyayında alamamışsan başarısızsındır. Yani bunun başka bir şey açıklaması bizce yok. Evet. Siz tabii sizde nasıl görünür ona bir şey diyemeyiz ama. Saadet sanki, ya aslında saadet de değil, sadece saadet demeyelim. İktidar partisinden başka tüm partiler sanki sahada yoklar, Kars'ta yoklar. Varlarla yoklar gibi bir şey. Yok musunuz? Şöyle bir şey, biz aslında rutin bir çalışmamız var. Bizim burada Anadolu Gençlik Derneğimiz var. Evet. Programlarımız var. Mekke'nin Fethi gibi bir program yapıyoruz. Belki İktidar Partisi yapamıyor bir programı. Biz Sarıkamış Şehitler programı yapıyoruz. Ve biz her gün hemen hemen sahadayız. İnsanlarla iç içe tebliğimizi yapıyoruz. Bizim görevimiz tebliğ etmek. Eğer gerçekten İslam Birliği'ni kurmak istiyorsa bizim görevimiz tebliğ etmek. Biz sadece burada iktidara gelelim diye bir savaş vermiyoruz. Biz İnsanların gerçeği görmesini sağlamanın peşindeyiz. İnsanlar bize karşı çok güzel. Dediğim gibi oya yansıtamıyoruz. Sadece oy günü gelince farklılaşıyor. Bu da bölgemizin etnik yapısından kaynaklanıyor. Herkes farklı bir mecranın peşine gittiği için insanlar istediği o potansiyel... Ama siyaseten de muhalefettesiniz yani. Mesela Kars ölçeğinde söyleyeyim. Ciddi anlamda muhalefet de yok Kars'ta bence. Hani muhalefet derken böyle olumsuz anlamda değil, olumlu anlamda bir şeyleri yaptırmak anlamında. Böyle muhalefetinizde olması gerekmiyor mu? Ya illaki gerekiyor da şu anda iktidar her şeyi eline aldığı için size hiçbir yol bırakmamışlar. Hiçbir şey yapamıyorsunuz. Bağlı. Eliniz kolunuz bağlı. Yani sadece bizim de mesela biz mecliste bile değiliz. Mecliste iki tane milletvekilimiz var yani grubumuz yok. Ana muhalefet partisi bile burada Kars'ta. İl başkanlığı herhangi bir çalışma yürütemiyor. Bir şeyler yapamıyor. Çünkü yapıldığı sıra önünü kesiyorlar yani. Sizin şöyle önünüzün kesildiği somut var mı bir şey mesela? Örnek verebileceğiniz bir şey. Biz o konulara girmediğimiz için önümüz de kesilmiyor. Anladık, sağ ol. O zaman yine 31 Mart yerel seçimlerine döndüğümüz zaman seçimi kazananı Kars'ta HDP oldu. Evet. Yaklaşık 31 Mart'tan bugüne kadar da 5 ay gibi bir süre geçti dersek. Siz Ayhan Bilge'nin başarılı bir belediyecilik yürüttüğünü düşünüyor musunuz? Şu anda bakıldığında herhangi bir çalışmamız yok. Sadece bir çöp sorunu çözüldü. O da bir kısmen çözüldü. Yani tamamen de herhangi bir çalışma yok. Onu da şuna bağlıyorlar tabii ki. Biz gelirimiz yok. Herhangi bir gelirimiz olmadığı için bir çalışma yapamıyoruz. Şu anda yollara yama yapıyorlar. Yamayla nereye kadar varabiliriz? O da meçhul. İnşallah başarılı olurlar. Öyle diyelim. Kars adına hizmet anlamında tabii ki herkesin istediği bu. Ama şu var. Mesela gelirimiz yok. Bizce yani ben şahsım adına söyleyeyim. Buna sığınılmamalı. Ben biliyordum böyle olduğunu. Bile bile bir şeye talip olduğunu geldim. Sonra gelirimiz yok denilip boyun bükülürse öbür belediye gibi olur bu da.
paramız yok, çalışamıyoruz, ne yapalım, iktidar değiliz, para vermiyorlar. Bence gelire bağlanmamalı bu. İlla ki gelire bağlanmamalı. Yani farklı işler bulunup, farklı istihdamlar sağlanıp insanları çalıştırması lazım. Bir şeyler yapılması peki lazım. Peki şey deniyor başkanım, şey deniyor, daha erken, biraz daha beklemek lazım. Siz böyle düşünüyor musunuz? Saadet Partisi olarak, Erkan Uslu olarak düşünceniz bu mu? Erken mi halen daha belediyenin ciddi anlamda, saha anlamında bir şey? Bana göre Kars'ın bir saat bile kaybetme şansı yok artık. Evet. Yani erkeni yok bu. Bir saat önceden başlasa Kars'a hizmet edilmesi lazım. Eğer bu hizmeti eline almışsan bunun devamını getirmeniz lazım. Bahane aramanın bir faydası olmaz yani. Doğru. Bir anlamı olmaz diyorsunuz. Peki gelecek seçimler için Saadet Partisi şimdiden çalışmaya başladı mı Kars'ta yoksa? Biz sürekli çalışıyoruz. İnşallah Eylül'de de kongremizi yapacağız Kars'ta. Eylül'de kongremiz var. Büyük ihtimal şu andaki çalışmalarımız o yönden. Genel kongremiz Ekim ayında olacak genel merkezde. Onun için çalışmalarımız sürekli devam ediyor. Yani biz sahada sürekli çalışıyoruz. Devam ediyor. Abi sormak istediğim bir şey var mı? Var. Tebliğ ediyoruz dediniz. Evet. Şimdi siz bana tebliğ ettiniz. Ben sizin bir doğru tebliğinizi ben mi anlamıyorum? Hata bende mi? Yoksa siz mi anlatamıyorsunuz insanlar geri oy olarak geri vermiyor? Bu. Şimdi insanlar bizi iyi anlıyor. O zaman bak şöyle neden bir... bu oya çevrilemiyor? Bak şöyle Saadet'in tebliğiyle. İnsanlar bizi anlıyor. Çünkü biz onların dilinden konuşuyoruz. Onların gerçeklerini anlatıyoruz. Fakat insanlar o kadar kilitlenmiş ki artık menfaat olduğu için size oy veremiyor. Gönlü sizden yana ama o oy pusulasına oy basamıyor. Çünkü niye basamıyor? Ya çocuğu iştedir ya farklı bir birileri daha sonra bir kanıtını istiyor. Yani biz zaman zaman bazı insanlarla görüşüyoruz. İnsanlar hepsi ya biz vermek istiyoruz ama bizim oy kullandığımız yer belli. Oradan size oy çıkarsa şayet bizim mahalle, bizim köy cezalandırılır diyorlar. Aynen o şekilde. Şu andaki iktidarın baskısı yüzünden olmuyor. O zaman iktidarın baskısı muhalefet partilere var diyorsunuz. Net var. Yani hani belki biz şey yok ama belli bir çevrede, belli bir mahalle, belli bir köy şunu diyor. Biz buradan işte şu Saadet Partisi'ne ya da diğer partilere daha çok oy çıkarırsak cezalandırılırız diyorlar. Aynen öyledir ya. Zaten şöyle bir şey yani onlar muhtarların toplantısında bunlar hepsini birbiri anlatıyorlar. Yani bu açık ve net. Bunun gizlenecek bir tarafı da yok. Bu kadar oy çıkacak bize. Başka alternatifi yok yani. Artı insanlar İşkur'a bağlanmış. İşkur'dan alıyor 2020 lira. 2020 liraya geçinemiyor. Fakat başka alternatif olmadığı için orada çalışıyor. Oyunu da oraya vermek zorunda. Vermediği sıra sabahsı gün işten çıkıyor. Hiçbir güvencesi yok. İnsanlar bu yüzden dolayı bize oy veremiyorlar. Yani. Vermek isteseler bile veremiyorlar. Peki şimdi yani siz diyorsunuz ki aslında seçmenin gönlü bizden yana ama menfaatler işin içerisine girince bize kimse oy vermiyor. Şöyle bir soru sorayım abi. Eğer soracağın bir şey de yoksa kapatalım şöyle bir soruyla. Saadet Partisi'nin gözünden Kars nasıl, ne sorunlarımız var, Kars halkının ne gibi sorunları var ve Saadet Partisi bu sorunlara ne gibi çözümler üretiyor? Bak Saadet Partisi Kars'ta çok büyük sorunlarımız var. Kars'ta hayvancılığımız bitmek üzere, tarımımız bitmek üzere. Yani bitmiş noktada. Neden bitmiş? İnsanlara şöyle bir şey veriyorlar. Tarıma destek, mazot parası, şu bu. Bunları veriyor, insanlar ekmiyor. Bu kadar desteğe rağmen yine bitmek üzere. Nasıl oluyor? Bu tezat yani. Desteği doğru yere verilmiyor. Neden verilmiyor? Denetim yok. Destek var, denetim destek yok. Destek var, denetim yok. Denetim olmayınca da o destek boşa gidiyor. Çünkü insanlar hazır alışmış. Çok tabii. Özür dilerim. Mesela biz bugün bu programdan önce bir köye gittik. Köylü şunu diyor. Diyor ki ben diyor Ahmet amcanın tarlasını kiraladım diyor. Ben ekiyorum, ben biçiyorum diyor. Onun desteği tapu Ahmet amcada olduğu için kiralayan da şeyde değil. Yani ekende değil biliyor musun? Bunun diyor şeyleri yok. Bu şekil oluyor yani. Şimdi bu denetim olmadığı müddetçe bu paralar boşa gidiyor. Burada Kars'ta yapılacak tek bir şey alım garantisi verecekler.
bu desteği alım garantisinin içerisinden çiftçiye ödediğin sıra çiftçi eker. Evet. Girdisini azaltırsan çiftçi eker. Ama sadece para verirsen bu şuna benzer yani. Balık tutmayı değil de balık yemeği üretiyoruz. Balık, yani. Diyorum, evet. Balık yemek basit zaten ama balık tutmak çok zor. Uğraşmak lazım. Erkan Uslu, Saadet Partisi İl Başkanı. Kars'ın en önemli sorununu söyleyin bize. Ya, acil sorununu söyleyin. Ya Kars için bir muhalefet partisisiniz. Bir şeyler üretecek misiniz? Evet. Kardeşim biz seçmen takdirini HDP'den kullandı. Ayhan Bilgen belediye başkanı oldu. Keyfi bilir. Kars'ta o zaman Ayhan Bilgen nasıl yönetirse yönetsin deyip kenara mı çekileceksiniz? Yoksa muhalefette kalıp muhalefetlik mi üreteceksiniz? Sadece sizin için değil. Diğer partiler de böyle mi yapacak? Ya da siz nasıl yapacaksınız? Bak, şöyle bir şey söyleyeyim size. Şimdi Kars'ın bir tane sorunu yok. Yani acil bir sorunu hepsi acil. Yani acil olmayan bir sorunu yok. Yalnız muhalefette durup istişare yoluyla en azından bu bizden değildir deyip de gidip anlatmamakla olmaz. Ayhan Bilgen bugün belediye başkanı olmuş. Ben iki kere ziyaretine gitmişim. Onu soracaktım, gittiniz mi? Şöyle bir şey. Niye gittim? Sorunları anlatarak yapabileceğimiz bir şey varsa destek olalım. Elimizden gelen bir şeyler varsa. Neydi Ayhan Bilgen? Yani hani bir sorun söylediniz. Sağ olun, teşekkür ederiz. Biz hallederiz mi yoksa buyurun beraber mi yapalım? Tavrı Ayhan, neydi? Bak şimdi Ayhan Bilgen'in tavrı şudur. Diyor ki gelin birlikte yapalım. Birlikte yönetelim. Birlikte yönetelim. Ben kendisiyle defalarca görüştüm. Birlikte yönetelim. Halkla yönetelim. Yani siyasi parti önemli değil. Bize derdini getirsinler. Şu andaki imkanlarımız el vermiyor. El vermediği için bir yerlere varamıyoruz. 5-5,5 ay geçti. Saadet Partisi'ne göre Ayhan Bilgen halkla yönetiyor mu şu an? Yoksa kendisi mi yönetiyor? Nasıl yönetiyor? Birlikte yönetim var mı yani? Hani beraber yönetim, şeffaf belediyecilik. Şimdi şöyle bir şey, 2 ay şeffaf belediyecilik şeyi astılar, 2 ay sonra göremedik. Şimdi demek ki bir şeyler var orada, bir kopukluk var yani. Artık nasıl düzeltirler onu da bilemiyoruz. Bunun içinde tabii sizin muhalefette kalıp muhalefet yapmaya devam edeceğinizi söylüyorsunuz. Tabii tabii. Sadece Saadet değil, şahsi olarak da Erkan Uslu, bir Karslı olarak da bunu yapacaksınız. İlla ki biz günlük sorunumuzu bildireceğiz, yapılması gereken neyse. Eğer biz de bir şey yapabiliyorsak yardımcı olacağız. Yapamıyorsak da her belediyenin yapması gereken işse de üstünde durup yaptırmaya çalışacağız. Peki bir kamu yatırımlarını değerlendirelim Kars'ta. Kamu yatırımları durdu, sonra başladı, haberleri görüyoruz, bazen biz yapıyoruz. Kamu yatırımları nasıl gidiyor sizce Kars'ta? Hani devam ediyor mu? Durum ne? Kars'ta o zaman şey yapmayalım, sadece Kars'ta değil de Türkiye genelinde şu anda ekonomi dipte. Dipte olunca da şu anda devlet ödenek vermediği için ihale alan firmaların çoğu beklemede. Para almadığı için iş yapamıyor. Şantiye kapatıyor. Şantiye yani. Kapatıyor. Konkordato ilan ediyor. O şekilde şey biliyor mesela. Mezbana yapıldı. Şu anda orayı alan firma konkordato ilan etmiş. Nereye? Bu açıkçası evin orada bir mezbana yapıldı. Orası şu anda duruyor. Yani hemen hemen bitmek üzere. %72 tamamlanmış. Bitmesi gereken bir yer şu anda şirket var. Nasıl olmuş biliyor musun? Hani ben biraz konuya vakıfım. İçindeki malzemeleri var. Tüm her şeyi, kesim malzemeleri falan. Yani başkanın dediği şöyle. Bir çatı atılacak. Bunun gibi bir şey. Yani tam olarak değil de. Ama adam işin %95 hak edişini almış. İddia o. İddia bunların hepsi. Bir çatı atılacak. İçine malzemeler de, kesim malzemeleri falan da konulmuş. %80 anlamında. Ufak tefek. Hani öyle derler ya. Kabası bitmiş. İncesinin malzemesi de bitmiş. Sonlarda şimdi bir tıkanıklık var. Tıkanıklık var. Ama bundan bir hafta önce ya da 2 hafta önce Sayın Milletvekilimiz Yunus Kılıç bu yılın sonunda mezbahanenin açılacağının müjdesini vermişti. Biz de temenni ediyoruz, inşallah açılır. Karşımıza bir yatırımdır yani. En azından hayvancılığı biraz canlandırmış olur yani. En önemli şeylerden biri hayvancılık. Peki hemen bir soru daha soracağım abi. Tabii abi. Saadet İl Başkanı bulmuşken. Doğa Ekspres, turizm. Bu konudaki. Buraya da girelim. Doğa Ekspres Kars'a bir renk kattı. Evet. Ve gelen turist sayısı artışta şu anda. Yalnız şu var yani.
özel firmalar Doğu Ekspres'in biletlerini aldığımız bilgilere göre, yani bu iddia tam net bir bilgimiz yok. Biletleri daha önceden kara borsaya düşürdü. Kara borsaya düşürüp insanları mağdur ediyorlar. Ve insanlar da artık gelmemeye düşünüyor yani. Çünkü bilet 5 lirayken ben gidip 10 liraya bilet alırsam ben gitmem Kars'a. Yani. Önceden tren yolculuğu, yani hani parası olmayanlar için değil de masrafsız bir yolculuktu. En ucuz şimdi yolculuktu. Konfor bir yolculuk oldu. Mesela ben Erzurum'a hani böyle rahat, ucuz gitmek isteseydim buradan sabah biniyordum, Erzurum'a gidiyordum. Şimdi yer yok. Şimdi bulamıyorsun. Hatta milletvekili dedi ya, ben dedi akrabamı dedi, canlı yayın dedi ya, torpil yaptım yapamadım, yer bulamadım. Aslında bir itiraftır bu da. Şu yer yok. Ha, orası ayrı bir konu. Peki Doğu Ekspres ile Kars'a gelenler. Kars'tan memnun ayrılıyorum. Siz de sonuçta bir esnafsınız. Ben de ek olarak şöyle bir soru sorayım. Kars esnafı turizm hani turistlerin farkında mı? Bu turizm bilinci oluştu mu Kars esnafında? Yoksa onları sadece bir siyasi partilerin siyasi partiler farkında mı? Siyasi partiler farkında mı? Şöyle bir şey söyleyeyim ben size. Şimdi şu sektörde sadece restoran sektörü bunun farkında. Peynirci, bal kaşar satanlar bunun farkında. Diğer sektörler hiçbirine yansımadı. Otelciler de farkında. Bir de oteliciler farkında. Turizm araçları bunun farkında. 4-5 sektör bunun farkında. Hı. Ama diğer sektörün hiçbirine yansımıyor. Gazeteci sektörü de farkında. Bizi çekiyor mu? Gazeteci meşgul haber yapmak. Aynen öyle. Bir zamanlar tren beklerdik. Şöyle şikayetler de çok alıyoruz da, çünkü hani Kars'a gelen turistler resmen dolandırılıyor ya da yiyeceklerin yiyecekler işte fahiş fiyatlarda satılıyor gibi iddialar da ortaya. Kars pahalı mı? Kars pahalı mı? Net. Şimdi şöyle, Kars yerine göre ucuz, yerine göre pahalı. Adam Kars veriyor. Orada bir folklor oynatıyor. Kaz 70 liraysa 30 lirada folklor yazınca 100 lira. Adam diyor ki kardeş şunda 70 yazıyor. Bu 30 nereden geldi? Aslında bunu yapmaması lazım. Eğer folklor yapacaksan, aşık yapacaksan kendi bütçenden karşılaman lazım. Oradaki adisyondaki parayı alman lazım. Çünkü ya da kaza 100 yazacaksın. Kaza 100 yazma şansı yok çünkü diğeri de 70 yazmış. Aynen. Ha, bana göre ben mesela bir Karslı olarak kazı çok seviyorum. Ben 500 de versem acımam kazı, çünkü hani bizim kültürümüz. Evet. Ama gelen yabancılar böyle görmüyor. Yani Kars'tayız. İşte İstanbul'un en ünlü caddesi neresi mesela? Bağdat. He, Bağdat'ta mı yiyoruz? Mantığıyla gelip işte o rakamlarda yediğini düşünüp sonra gidip eleştiriyor. Bu da ondan sonra dezavantaja dönüşüyor. Şöyle bir şey söyleyeyim. Normalde baktığın sıra kazı et hepsinden ucuz ya. Normal bir yemek yediğin sıra 30-40 lira zaten. Sen kaz yiyorsun, kaza 70-80 lira öleceksin ya. Zaten özellikle onun için gelmişsen 80 değil 100 lira da versen şey yapmaman lazım. Cağ kebap gibi mesela. Ne kadar ayırsan ye. İşte isterse cağ kebabın cağ 15 lira olsun. Adam onu yiyor, hiç de kocalanmıyor. Diyor ki geldim yedim cağ kebabın tadını tattım. Yemek lükse giriyor. Lükse girdiği için lüksün pazarlığı olmaz veya tantanası olmaz hiçbir zaman. Bizim esnafımızda da şu var. Ben bir an önce nasıl zengin olurum? Yani bir kere geliyor mantığı mı var? Bu mantıkla yürüdüğümüz için Kars gelişimi. Peki başkanım, şöyle söyleyeyim ben size. Doğu Ekspres ile gelen turistler genelde Hasan Arakan'ı, Evliya Camisi'nin o yöre, oralarda daha çok geziyor. Kaleye çıkıyor işte, Aniye gidiyor, Çıldır gibi. Aynen öyle, aynen. Oralar, o Hasan Arakan'ı ismine uygun mu? O manevi yapıya uygun mu? Çünkü biraz kirli. Buraların bir an önce yapılıp tadilat edilmesi gerekmiyor mu? Turizme kazandırılması için Kars geride değil. Turist geliyor ama biraz sanki şey. Şimdi şu şekilde. Daha eskilere baktığımız sıra şu anda biraz daha iyi değil. İyi taraftayız. Ama eskiye bakmamak lazım. Yok, bir şeyler yavaş yavaş yapılacak. Bunlar sırayla yapılması lazım. Yani bir anda ha deyince çocuk olmadığına göre bir anda da bir şey olmaz. Şu anda orada bir proje herhalde açıkladılar. O projede şey Kars Vadisi projesi BEDES'te. Eğer o proje faaliyete geçerse oralar düzene girecek. Daha güzel bir görünüm olacak. Daha güzel potansiyelle turist gelecek. Orayı gördüğü sıra
Hatta Yunus Bey dedi ki Porsuk çayını da geçelim. Evet. İnşallah. İnşallah. Kokusu biz de diyoruz ki Kars çayının kokusu gitsin, Porsuk çayı. Onu istemiyoruz. Maalesef orada biz bazen oturuyoruz Ali ile beraber. Çok kötü kokuyor. O islah etmeleri lazım. Yani onu devlet su işleri islah edecek. Belediyenin desteğini alacak. Bir şekilde orayı islah etmeleri lazım. Yani kanalizasyonu oraya bağlarsan orası kokacak yani. Ama bu yaklaşık 10-15 yıldır ben hep bu muhabbeti duyuyorum. Orası ıslah edilecek. Orada işte akan pis suların önü kesilecek filan da hiçbir... Orada 3 proje değişti Ali. Dilem Vali. İsmi unuttum. Rahmetli abi. Yok bir önceki. Evet. Günay Özdemir. O geldi bir proje değiştirdi. Ondan sonra bir önceki valimiz, Sayın Valimiz, Hatay Valisi Rahmi Doğan. Dedi ben Osmanlı Mahallesi yapacağım. Kaldı. Ondan sonra şimdi mevcut varmış. Türkiye'de öksüz. Kardeşim hayır ben bunu da yapmayacağım. Kars Vadisi projesi diye bir şey düşünüyorum. Anda projesi dedi. Yani 3 kez sadece projesi değişti. 15 yıl geçmesi gayet doğal yani. Devlette devamlılık esas değil mi? Şimdi projeler böyle yarım kalınca olan da Kars olmuyor mu? Proje yarım kalmıyor. Proje değiştiriliyor. Proje devam ediyor. Murat Bey doğru söylüyor. Devlette devamlılık esastır. Şimdi sadece Kars olarak bakmayacağız. Çok proje her yerde gelen yönetim onu değiştiriyor. Aynen öyle. Öyle olmaması lazım yani. Devamlı üstüne konulması lazım. Üstüne konulması lazım. Onu daha nasıl geliştirebiliriz? Daha ne kadar güzel yapabiliriz? Onun çalışmasını yapması lazım. Yani ben bu defteri aldım attım yeni bir defter koyacağım diyor. Böyle bir mantık. Olmaz. Doğru bir mantık değil. Defterin yanına defter koyacağım desen olur. Aynen. İşte en güncel örneğini geçtiğimiz Kafkas Meydanı programında yine değerlendirdik. Kalenin altına yapılan bisiklet yolu. Aynen. Yakın zamanda yapıldı. 300 bin lira gibi bir para harcandı. Evet. Bugün yıkılacağı söyleniyor. Hatta ben onu söyleyeceğim sen. Çöpe gitmiş olmuyor mu? Dedin ya ben bunu ben ona o diye de tepki verdim. Çünkü o programda öğrendik. Aynen. Şimdi bizim çöpe giden yine 300 bin de neçe 300 bin liralarımız gidiyor. Bu yönetimde sıkıntımız üzülüyoruz. Bu bizim paralarımız. Bu çocuklarımızın geleceği. Bu gençlerimizin geleceği. Yani bu paralar bizim. Kimsenin değil. Bunu değiştiren ne belediye başkanı olsun, sayın valiler olsun, bakanlar olsun. Bunların değil. Bu bizim cebimizden çıkan paralar. Bizim geleceğimiz yani. Çocuklarımızın geleceği. Onun için ne yapmamız lazım? Bizim de bunlara baskı yapmamız lazım. Başkanım bir soru sorayım hemen. Aklıma geldi unutmadan. Sultan Alparslan Külliyesi. Kars'ın tam da göbeğin. Açık ve net bir soru. Kars'a öyle büyük bir cami gerek mi? Yapılsın mı? Bu konu için ne düşünüyor Saadet Partisi Kars İl Başkanlığı? Yapılması gerekir. Niye yapılması gerekir? Çünkü insanlarımızın oturabileceği hiçbir yer yok. En azından orada trafiğe kapalı geniş bir alan. Cami yapılıyor. Cami yapılıyor ama havlu da yapılıyor. Ön tarafında büyük bir bahçesi olacak. Yani orada insanlar geçtiği sıra dinlenebileceği bir yer olacak. Benim bildiğim kadarıyla. Peki acil? Sadece cami olursa yanlış. Sadece bir cami oturtturlarsa orada. Böyle bir alan yapmazsalar yanlış. Acil bir camiye ihtiyacımız orada. Var niye yok? Bu tarafa dönersen Hacı Seyfi var. Alt tarafta bir camimiz daha var. Evliya camimiz var, merkez camimiz var. Merkez camisi var. Yani sadece cami yapılırsa ihtiyacımız yok. Bu şehrin acil, çok acil bir külliyeye mi ihtiyacı var? Yoksa çok acil bir büyük bir Erzurum'daki gibi hep Erzurum örnek alıyoruz. Bir iş merkezine mi ihtiyacı var? Esnaf gözüyle de bunu yanıtlayın. Esnaf gözüyle. Erzurum'u biliyorsunuz. İş merkezleri büyük, devasa. İşte Redefko, ondan sonra birkaç yani şeyler var. Baktığınız sıra ekonomi için iş merkezine ihtiyacımız var. Kars'a da öyle bir iş merkezi gerekiyor. Niye yapılmıyor? Kim karşı buna? Siz mi karşısınız? İktidar mı karşı? Neden? Kars'a bir büyük bir alışveriş merkezi AVM yapılmıyor. Yapacak birini bulamıyorlar demek. İktidara sormak. Siz gelince yapar mısınız? Biz inşallah yaparız. İnşallah. Peki çok özür dilerim. Hani hep böyle yok abi kesiyorum. Estağfurullah. Peki Saadet Partisi'nin bu yakın zamanda bir iddialar var. Erken seçim durumları var. Bu anlamda bir çalışması var mı? Sizce erken seçime gidiyor mu Türkiye? Bir de böyle genelleyip öyle kapatalım. Genel seçim. Şimdi şu şekilde. Durum ne? Türkiye nereye gidiyor? Türkiye şu anda batağa gidiyor. Allah korusun. Gerçekten batağa gidiyoruz. Gidiyoruz yani. Şu anda biz eskiden aylık faizle para alıyorduk. Şu anda haftalık faizle para alıyoruz. Türkiye şu anda ekonomi olarak dipte. Ekonomisi biten bir ülke batmaya mahkumdur. Üretimi olmayan bir ülkede batmaya mahkumdur.
Çünkü bizim Türkiye'de şu anda üretimimiz sıfır. Yerli üretimimiz yok. Her şeyi ithal olarak aldığımız için Türkiye iyi bir yere gitmiyor. Erken seçim var mı? Erken seçim benim kendi kanım. Yani kendi mantığım var. Kesin bir seçim olacağını düşünüyorum. Çünkü bu şekilde yürümez. Yürümüyor. Yürümüyor. Şimdi epey de bir vakit oldu. Seyircilerimizi de sıkmayalım. Başkanım, söyleyeceğiniz son bir sözünüz varsa bitirelim. Evet. Sizlere teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ederiz. Evet, Kars'ın değerleri ve Kars olayı izleyenleri, Saadet Partisi İl Başkanı, Kars İl Başkanı Erkan Uslu'ya açık açık sorularımızı sorduk. O da sağ olsun açık açık yanıtladı. İnşallah siz de, takdir sizin, inşallah sizi de tatmin edici bilgiler vermiştir. İyi günler.